Çok önemli bir yerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını sonlarına doğru geldiğimiz bu günlerde hep bir arada olmanın, birlikte olmanın ve aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu ve hazını yaşıyoruz. Ben sözlerime fazla uzatmayacağım çünkü konuşmacılar var. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanımız programımızı herhalde çorbayı içtikten sonra müsaade edeceğiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Geçmiş günlerde bölgemizde yaşanan gerçekten çok üzücü bir olay oldu. Don olayından dolayı büyük bir mağduriyet yaşadık. Bu vesileyle bütün Malatyalı üreticilerimize, yazan üreticilerimize geçmiş olsun diyoruz. Ve bu hususta gerek milletvekillerimiz, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız, bakanlarımızla inşallah konuyu bir de cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Bu hususta inşallah Malatya'mıza ve yazanımıza bir destek konusunda bir beklentimiz var. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli yazanlar, yazan, gelişen, dönüşen, üreten, çalışan bir ilçe olma yolunda devam ediyor. Büyükşehir'le beraber çalışmalarımız aralıksız, hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Ve ayrıca gerek ilçemiz bazında, gerek Malatya özelinde yapılacak tarıma dayalı istisas organizelerini de inşallah kısa zamanda hayata geçirirsek yazanımızda gerek ekonomik anlamda, gerek işsizlik anlamında hiçbir konu kalmayacak. Ben sözlerime burada son verirken gerek dışarıdan, gerek içeriden iftar programımıza teşrif eden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. Pazartesi hep beraber idrak edeceğimiz Ramazan bayramınız kutlu olsun diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanı Nevzat Öztürk Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Beyefendi. Sayın Milletvekilim, Sayın Genel İdare Kurulu Üyeli, değerli başkanım, yazanımızın değerli başkanı, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, yazanın değerli sakinleri, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bu ayda yapmış olduğunuz ibadetler Cenab-ı Allah'ın nezdinde kabul buyursun. Bu gece Kadir Gecesi. Kadir Gecesi bin aydan hayırlı gecedir. Ramazan'ın en müstesna gecesidir. Ve bu gecede Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Dünyaya inmiştir. Bu gecenin yüzü hürmetine Allah günahlarımızı affetsin diyorum. Dualarımızı kabul etsin diyorum. Tuttuğumuz oruçlar Cenab-ı Allah nezdinde kabul buyursun diyorum. Tabi Ramazan ayında sizlerde de şöyle bir müsaade arz edeceğim. Programlar yoğun. İftar 3-4 yerde yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bugün esasında sizlerle beraber olmakla da büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Orada kadınlarımız var. Kadınlarımızın da aynı sofrada olması beni ziyadesine gururlandırdı. Onun için kadınlarımıza özellikle hoş geldiniz diyorum. Onlara da özel bir alkış rica ediyorum. Bütün hemşehrilerim. Ve kadınlarımız da artık bu sosyal hadiselerin içerisinde yer almak istediklerini bana ifade ettiler. Onların her zaman başımızın üzerinde yerleri var. Onları her zaman da bu toplumda hem en başa koymak durumundayız ki cennet anaların ayağı altındadır diyorum. Eğer müsaade ederseniz Sayın Genel İdare Kurulu Üyem Orhan Bey, Sayın İl Başkanım, Milletvekilimiz ve Nevzat Bey, Hekiman'da da böyle bir organize var. Burada ben iftarlarımı alıp cebime koyacağım, yola çıkacağım, suyumu da alıp iftarımı da yolda yazağını suyuyla açacağım ama oradaki insanların da dağılmadan oraya ulaşmam gerekir diyorum. Ben hepinize tekrar Allah'a ısmarladık diyorum. Geceniz mübarek olsun, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul buyursun diyorum.
Hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun. Allah sağ salim bilip gel.